Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allahümme salli ala Muhammed ve ala ali Muhammed fil evvelin vel ahirin ve fil melel ala ila yevmiddin. Rabbi yesir ve la tuasir rabbi temmin bil hayır. Gönüllere Allahu Teala'nın muhabbeti girince her şeyden suvar. Hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Bir suya taş attığın vakit su nasıl açılırsa Allahu Teala'nın nuru bir müminin kalbine indiği vakit onun kalbi de öyle açılır, genişler, hoş bir latif bir sahra olur. Bunun üzerine ashab ey Allah'ın elçisi eğer tabiat şehvetin uğursuzluğu ile müminde kalbin açıklığını görecek olan göz perdeli ve tozlu olursa o müminin kalbinde bir genişlik veya açık perde olduğundan nasıl bilir diye sorarlar. Peygamber Efendimiz Aleyhi ve Sellem iman edenin kalbi, Müslümanların kalbi, bütün dünya ehli, dünya malı, mülkü ve lezzetinden suvar. Bunlardan hiçbir zevk almaz. Dünya dostlarından ve kendi ahbaplarından sebepsiz ve kararsız bir yabancılık duymaya başlar. O iman eden bu nurun indiğini işte bununla bilir buyurdu. Hazreti Mevlana bir gönülde gönül nuru olmadı mı gönül gönül değildir. Bir bedende ruh yoksa o beden topraktan ibarettir. Nur gelmekte kendi varlığından nefisten kurtulmuş olur. Allah muhabbeti kalbe girdi mi Allah'tan başka her şeyi unutur. Allah'a yaklaştırır. Muhabbet arttıkça iman kuvvetlenir. İman kuvvetlendikçe nefisten kurtulur ve Allah'a yaklaşır. Ve ahiri davane velhamdülillahi rabbil alemin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Allahümme salli ala Muhammed ve ala ali Muhammed. Fil evveli vel ahirin ve fil melel ala ila yevmiddin. Allahümme salli ala Muhammed ve ala ali Muhammed. Rabbi yesir ve la tuasir rabbi temmin bil hayır. Manen yeniden doğuş. Bir şey buyurmuştur. Bağdat şehrinin mezarlığında geziyordum. Mezar taşları üzerindeki tarihleri okurken birisi dikkatimi çekti. Okuduğum tarihlere göre kimisi 3, kimisi 5, kimisi 10 yaşında ölmüş çocuklar vardı. Buna bir mana veremedim. Ve kendi kendime düşünüp dururken bir Allah dostu çıka geldi ve şöyle dedi. Neden şaşıyorsun? Nefsani arzular peşinde geçen o yaş yaş mıdır? Ömür ömür müdür? Öyle geçen yaş ömürler hayvani yaş ve ömrü gibidir. Biz onu yaştan ve ömürden saymayız. Bizim nazarımızda yaş ve ömür Mürşid-i Kamil'in huzurunda geçen yaştır. Ve onun için o tarihte bakıp da şaşma. O tarihler o kimsenin bir mürşidin huzurunda gittikten sonra yaşları, ömrü gösteren tarihlerdir. Şu yeni doğan bir çocuk 5-6 ay anne sütü doyurur. Çocuk 6 aylık oldu mu annesi mama yedirmeye başlar. Çocuğu doyurmak için çocuk 1 yaşına girdi mi yemek de yedirmeye başlar. Çocuğun gelişip büyümesi için. Bir çocuk 3, 5, 10, 15 yaşına kadar mama emerse ne olur? Gelişmez, büyümez, belki de açlıktan ölür. Tarikata aileye ilk giren mana alemde yeni doğuyor. Tövbe alan bir insan 8 şartı yaptıktan sonra saadatların isimlerini ezberleyip hemen bir zikir dersi alması lazım. Niçin? Nefs ve şeytanla büyük harbe girdi. Harbe gidenin düşmana karşı silahı olması lazım. Nefs ve şeytana karşı en büyük silah bir mürşidi kamilden alınan zikir dersidir. Ben kendi kendime de yaparım. Bir mürşitten zikir almama ne lüzumu vardır? Diyene deriz ki bir ilaç ne kadar tesirli olursa olsun bir doktor tarafından verilmezse o hastaya zarar da verebilir. Mürşid-i Kamiller kalp doktorlarıdır.
Kalpteki hastalıkları bilirler. Ona göre manevi ilaç verirler. İlacı kullananlar iyi olurlar. İlaç almayanlar, ilacı alıp da kullanmayanlar, hastalığına göre ilacını değiştirmeyenler hastalığı iyi olmaz. Bir çocuğu okula gönderirsin. Çalışırsa senede bir sınıf geçer. Derslerini çalışmazsa sınıfta kalır. Evliya okulu olan Tarikat-ı Âlâ'nın Nakşibendi'de 4 aya 6 aya bir sınıf geçme var. Zikir artırmak var. Sofi tövbe etmiş, zikir almamış. Düşmana karşı silahsız gidiyor. Düşmana karşı ellerini kaldırıp teslim oluyor. Sofi silah almış, düşmanı öldürmüyor. 6 ay bir silahın 6 aya bir silahın modelini değiştirecek, zikrini artıracak. 21 bine kadar düşmana bir yönden ateş ediliyor. Düşman ölmüyor, teslim olmuyor. 23 bine düşmana 6 yönden ateş ediliyor. Nevi düşmanın mecburen ruhun emrine altına girip onu dediklerini yapıyor. Kötülük emreden nefis sıfatı değişiyor, iyilik etmeye başlıyor. Kafs-ı Sani Hazretleri Lataif Zirhine geçildiği zaman nefis terbiye dönemine geçer buyuruyor. 20 bine kadar nefis kölesiyiz. Ömür boyu nefse köle olmak, yaşamak isteyen zikir çekmesin, zikir attırmasın. Bine geçmesin. Nefis terbiye olmadan aşk muhabbet gerçek manada verilmez. Kalpteki hastalıklar onun her ameli taklididir. İmanı, namazı, orucu, zikri, hacı her şeyi. İmam-ı Rabbani Hazretleri kalpte manevi hastalıklar olduğu müddetçe onun her şeyi taklididir buyurmuşlardır. Ve ahir davana velhamdülillahi rabbil alemin.